Şimdi yarın akşam Merkez Karar Kurulu'nu Vatan Partisi genişletilmiş olarak topluyor. Yani yarın akşam Merkez Karar Kurulumuz, il başkanlarımız ve 81 ilimizdeki adaylarımız bir toplantıda buluşacaklar. Ankara, İstanbul ve İzmir'de diyelim merkez, genel merkez ve il merkezlerimizde, ama Zoom üzerinden de bütün il başkanlarımızın katılacağı bir toplantı olacak. O toplantıya bir yerel seçim bildirgesi taslağını sunduk. Şimdi bütün partimiz o taslak üzerinde çalışıyor ve yarın akşam o taslağı tartışacağız ve son şeklini vereceğiz. Dolayısıyla Vatan Partisi'nin yerel seçim bildirgesi yarın değil öbür gün hazır olmuş olacak. Yani yarın akşam karara bağlanmış olacak. Bizim seçim bildirgemiz diğer partilerden çok farklı. Türkiye'nin niçin farklı? Çünkü Türkiye'nin geldiği yer, önündeki sorunlar, zorluklar konusundaki bilinçle ilgili bir fark. Yani lay lay lom diğer partilere bakıyoruz. İşte kaldırımlar, bahçeler, parklar falan filan. Doğru. Yani bunlar tabii hayatımızın parçası. Ama aslında Türkiye'nin önünde kaderimizi belirleyecek olan kaldırımlar veya işte diyelim yollar değil, Türkiye'nin geleceğine açılan yollar. Türkiye'nin ufku. Siz dünya savaşı falan tehlikelerinin konuşulduğu, etrafımızda cayır cayır ateşlerin yandığı, şehitler verdiğimiz, cephelerde tehdit edildiğimiz ve Türkiye'nin dört bir tarafında namluların bize baktığı bir ortamda yerel seçimlere gidiyoruz. Dolayısıyla bizim milletimizin bilincini ve partimizin bilincini o cepheye taşımamız lazım. Yani yerel seçimlerle bize dayatılan o teferruatlar içerisinden bilinçlerimizi, zihnimizi kurtarıp, yani Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük zorlukların cephesine bilinçlerimizi taşımamız lazım. Zaten bu yerel seçimlerde de doğru karar bu bilinçle alınabilecektir ancak. Ve 3 sene sonra, 4 sene sonra, 2 sene sonra pişman olmamak için geniş ufukla bu yerel seçimlere bakmamız gerekiyor. Aklıma onu bir soru geldi. Siz böyle zorluk deyince, bir önceki seçimde de herkes vaatleri söylerken siz döndünüz, zorluklar var, zorluklar var. Şimdi yine bir seçime giriyoruz. Zorluklar var, bakın işte. Ama hoş gelmiyor halka. İstediği, ama gerçek bu. Yani Atatürk 15 Mayıs 1919'da Yunan orduları İzmir'e çıktığı zaman Atatürk ne diyecekti? Zorluklardan bahsetmeyip de neden bahsedebilirdi? Yani belki bugün evet Yunan orduları İzmir'e falan çıkmış durumda değil ama Metin'e baskını ne demek? Yani orada Amerika Birleşik Devletleri kendi kuvvetlerini kullanarak F-16'larıyla bizim SİHA'larımızı, İHA'larımızı düşürerek kendi komandolarıyla PKK'yı da avucunda ateşe sürerek yaptığı baskınlarda biz bunu görmeden nasıl yerel seçim yapacağız? Bunları görmeden yerel seçim olabilir sonuç itibariyle. Veyahut da demin haritada Amerika'nın Yunanistan kıyılarına yığdığı silahlı kuvvetlerini, üstlerine yine gözümüzü kapayarak hangi yerel seçimi yapacağız? Yarın oralardan kalkan uçaklar, oralardan sevk edilen tanklar bizim merkezlerimizi bombaladığı zaman biz nasıl hesap vereceğiz bu milleti? Onun için şu haritadaki gerçeği görmemiz lazım. Yani yerel seçimlere Türkiye işte bu harita gerçeği içinde gidiyor sonuç itibariyle. Şimdi bu adı üstünde yerel seçim ama siz uluslararası ölçekte bir haritayla işe giriş yaptınız. Yerel seçim ama hangi iklimde, hangi zeminde, hangi ortamda o yerel seçimi yapıyoruz? Değil mi? İşte daha Gazze neresi? Yani Türkiye'den Gazze'ye mesafeye bakın. Bizim Adana'dan Gazze'ye, İncirlik'ten Gazze'ye olan mesafe Ankara-İstanbul mesafesi kadar. Değil mi? Yani ya da bırakalım onu kendi sınırlarımızda ve kendi içimizde şiddetin, silahın kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Yani Türkiye 1984'ten beri, değil mi? Bir 16, 39 yıldır
terörle karşı karşıya Amerika tarafından üzerimize sürülen ve şehit cenazeleri geliyor değil mi? Üzerine albayrağın örtüldüğü böyle bir ortamda yerel seçimlere gidiyoruz. O gerçeği Amerika emperyalizminin terör örgütlerini kendi güçlerini de katarak üzerimize sürdüğü gerçekliğe gözümüzü kapayarak hangi seçim yapacağız? Onun cezası var. Yani o gerçeği görmemenin Türkiye'ye kesilecek cezası var. Değil mi? O gerçeği görmemiz lazım ve o gerçeği dikkate alarak. Çünkü yerel yönetimler, ekonomi falan filan sonuç itibariyle hepsi onunla bağlantılı. Onu görmemiz lazım. Bir de sanki seçim sattığında siz olmasanız kim bunları söyleyecek diye düşünüyor insan. Yani kim bu tehditleri dile getirecek? Yoksa Vatan Partisi... Şimdi bu tehditleri dile getirdiğiniz zaman bu Amerika'dan, NATO'dan bahsetmeniz ve onların düşman cephede olduğunu saptamanız lazım. Sen Amerikancıysan, Atlantik tarafından yönetiliyorsan, Atlantik'e bağlanmışsan bunları görmeyeceksin tabii. Ya da görürken de kafayı Amerika'yı haritadan çıkartarak bir Türkiye-Yunanistan savaşı var, Türkiye-PKK savaşı var, Amerika yok. Amerika'nın ve NATO'nun olmadığı bir şeyde, iklim ve ortamda Türkiye bu tehditlerle karşı karşıya. Amerika ve İsrail'i gizleyen bir kara propagandayla Türkiye karşı karşıya. Bir algı operasyonuyla karşı karşıya. Bunu bozan Vatan Partisi. Bu algı operasyonunu bozan Atlantik sisteminin bizim beyinlerimizi ele geçirmesine karşı mücadele eden bir tek Vatan Partisi var. Bunu görmemiz lazım. Bunu söylemekte haklıyız çünkü verilen oylara bakıyoruz. İstediği kadar bazıları işte ben Amerika'ya karşıyım, şudur budur desin. İşte verdikleri oylarla ne oldukları ortaya çıktı. AK Parti'nin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de verdiği oylar, diğer onlarla beraber olanların verdiği oylar ortada. Evet. Bir zannediyorum İstanbul'la ilgili bir aday tanıtım töreni yapacaksınız. Evet, izleyicilerimiz hazır olmalı. İstanbul adayımız İbrahim Okan Özkan. Onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızı Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 Şubat Pazar günü saat 14'te açıklıyoruz. Vatandaşlarımızı da oraya davet ediyoruz. İbrahim Okan Özkan bizim Vatan Partisi'nin Türkiye'nin geleceğini sigortalayan genç kadrolarında seçkin bir arkadaşımız. Siyaset bilimi okumuş. Ondan sonra İstanbul İl Başkanlığı ve Gençlik Hareketi'nde önemli tecrübelerden geçmiş, birikimli, cesur, karakterli, bilgili arkadaşımız. Onun aday olduğunu bu toplantıda açıklayacağız. Toplantıya vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Aynı zamanda bildirgemizi de, seçim bildirgemizi de yarın akşam karara bağlayacağımız seçim bildirgemizi de o toplantıda kamuoyunun bilgisine sunacağız. Bildirgenizde şimdi az önce Türkiye'ye yönelik tehditleri de konuştuk ama tabii yerel seçim bildirgesi olacağı için zannediyorum yerele dair yerel Vatan Partisi... Yerel seçimlerde tabii devrimci bir yerel seçim bildirgesi. Yerel seçimlerde de Türkiye bir devirme muhtaç. Neden? Çünkü yerel şeylerimiz, yönetimlerimiz zehirlendi. Neyle zehirlendi? Kamu hizmeti kavramı ortadan kaldırıldı. Şirketçilikle zehirlendi. Yerel yönetimler tamamen şirketlere teslim edildi. Belediye ne demek? Belediye komün. Komün demek. Komünler, belediyeler, belde yönetimleri topluma dayanan kaldırıldı. Onun yerine işte kaldırım hizmetleri falanca belediyeye, park bahçe hizmetleri falanca şirkete, düzeltiyorum falanca şirkete, işte diğer hava gazı, doğal gaz falanca şirkete, taşımacılık, ulaştırma falanca şirkete. Yani tamamen özel çıkara teslim edildi ve Cumhuriyet'in kamu hizmeti kavramı yıkıma uğratıldı. Vatan Partisi o rantçı belediyelerin karşısına kamu hizmeti kavramıyla hakikaten kamuya hizmet eden, özel çıkarın emrinde olmayan rantçı değil halkçı belediye anlayışıyla bu felsefeyle yerel yönetim planını yaptı. İnsancıl, insanı gözeten, kar amaçlı değil, insan amaçlı bir belediye planladı ve
Bakın arkada kalan dönemdeki en büyük felaketlerden biri neydi? Büyükşehir yasası. Büyükşehir yasasıyla köyleri kaldırdılar. Ondan sonra mahalleleri de kaldırdılar. Yani köylere mahalle adı verdiler ama mahalleleri de kaldırdılar. Şehirleri tamamen bir özel şirket diktatörlüğüne, despotizmine, özel çıkara teslim ettiler. Ve kültürümüzü de yıkıma uğrattılar. Yani mahalle kültürü, muhabbet, insanlık, dostluk, kardeşlik, dayanışma. Yani aynı zamanda kültürel olarak da bizim büyük geleneklerimizi, insancıl geleneklerimizi, dayanışma geleneklerimizi tahrip eden bir şey yaşadık, afet yaşadık arkada kalan dönem. Şimdi depremde falan bunun sonuçlarını çok feci bir şekilde tecrübe ettik. Şimdi Vatan Partisi o Cumhuriyet'in kamu hizmeti değerlerini tekrar bayrak ediniyor, ayağa kaldırıyor ve yerel yönetim programımızda esas olarak bu toplum çıkarına ve kamu hizmetine dayandırıyoruz. Kamu hizmetinin emrinde olan, halkın emrinde olan belediyeler, halk meclisleri sistemi ve gerçek bir demokrasi, köylere tekrar muhtarlıkları, demokrasiyi modern bir şekilde getirmek, böylece köylerin, mahallelerin kenarlara sürülmesine isyan eden ve tekrar toplumun geniş kesimlerini hizmetin merkezine oturtan bir belediyecilik anlayışını bir önümüzdeki bildirgeyle sunacağız. Ve ayrıntılarıyla yani kreşinden hem çocuğa, insana, yaşlıya, engelliye falan bakan, onu gözeten insani anlayışları toplumumuzun değerlendirmesine sunacağız. İyi bir bildirge hazırladık. Uzun yıllardan beri zaten bu konularda emek veriyoruz, çalışıyoruz. Birkaç gün içerisinde onu bütün toplumun değerlendirmesini ve basınımıza da sunacağız.